Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı yaptığı çalışmalarıyla ön plana çıkmaya devam ediyor. Çanakkale Savaşları'nın 100. yılı olan 2015 yılında özel bir kanunla kurulan başkanlık, son olarak dalış camiasında heyecanlandıran, savaşlarda batan gemilerin yer aldığı 1. Dünya Savaşı temalı sualtı parkı ile de konuşuluyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın çalışmalarını Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'e sorduk. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl dönümü olan 2015 yılında özel bir kanunla kuruldu ve Çanakkale Savaşları'nın yaşanmış olduğu Gelibolu Yarımadası'nı ihya etmek, Çanakkale ruhunu gelecek kuşaklara aktarmak ve oradaki Çanakkale ruhunu canlı tutmak adına çalışmalar yapıyor. 5 yıllık bir kurum fakat çok çabuk toparladı ve kurumsallaştı ve şu anda gerçekten dünyada kendinden bahsettiren bir özel bölge haline geldi. Ve amacımız Gelibolu Yarımadası'nı, Çanakkale Zaferi'nin kazanıldığı toprakları dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi haline getirmek. Hayalimiz bu. İnşallah bunu yapacak hem güç var, hem coğrafya var, hem tarih var, hem doğa var. Dolayısıyla bunu yapmak için de alan başkanı olarak çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Son zamanlarda Çanakkale Savaşları esnasında batan batıkları turizm açmak için bir çalışma içine girdiklerini belirten Başkan Kaşdemir, Çanakkale tarihi alanın hem Türkiye'nin hem de dünyanın dalış turizminde buluşma noktası haline geleceğini söyledi. Çanakkale'deki o batıkları, Çanakkale Savaşları esnasında batan o batıkları turizmi açmak için çalışma içerisine girdik. Daha önce orası dalış yasak bölgeydi fakat dünya dalış camiasında bu batıklara dalmak için büyük bir talep vardı, istek vardı, merak da vardı. Hem Kültür Turizm Bakanlığımızla, hem Sualtı Sporları Federasyonumuzla, hem TÜBİTAK'la çok özel bir çalışma yaptık ve Tarihi Alan Başkanlığı olarak orasını, o bölgeyi bir sualtı parkı haline getirdik. Dünyada ilk defa 1. Dünya Savaşı temalı bir sualtı parkı oluşturduk. Ve Çanakkale'de artık dünyada en üst sıralarda yer alacak bir dalış merkezi haline geldi, bir destinasyon haline geldi. 14 ayrı batık dalış noktamız var. Bu çok büyük bir zenginlik ve gelen dalışçı adeta bir tarihe yolculuk yapıyor. Adeta bir tarihin içine dalmış oluyor. Çünkü her batığın bir hikayesi var. Dolayısıyla turizmde en geçerli şey hikayedir. Bizde Çanakkale'de bu fazla, oldukça fazla. O insanın daldığı zaman o batıklara hem altta bir gerçek bir batık var. Hem top mermileri var, işte bir yerde süngü var, bir yerde çapa var, bir yerde bir top mermisi var. Dolayısıyla gelen insanlar orada tarihin içerisinde bir yolculuk yapmış oluyor adeta. Ve şu ana kadar da dünyanın bütün büyük basın kuruluşları, başta New York Times olmak üzere, hepsi büyük haberler yaptı, bunu dünyaya duyurdu. Biz koronavirüsünün etkisizleşmeye başlayıp pandeminin bittiği anla itibaren, ki inşallah bu bahar döneminde çok hızlı bir talep alacağımızı düşünüyoruz ve buna hazırlıklıyız. Çanakkale tarihi alan hem Türkiye'nin hem de dünyanın da bir buluşma noktası haline gelmiş olacak. Çünkü Türkiye'de zaten kıymetli bir yer. Aynı zamanda dünyada da 20'den fazla ülkenin hatırasının olduğu bir yer. Bu kadar geniş interlende olan bir bölgeyi de biz daha canlı, daha turizme dönük bir hale getirmek için çalışıyoruz.